Evet arkadaşlar, sizlerden gelen sorular var, ekstra sorular var. Onlara şimdi cevap vereceğim. Birinci sorumuz, hocam bu yanlış sorular ne zaman iptal edilir? Arkadaşlar, yanlış soruların iptali sınavın açıklanmasıyla beraber belli olur. Yani sınavın açıklanmasıyla beraber açıklama yaparlar. Derler ki işte bu soru iptal edilmiştir, ona göre hesaplanmıştır falan filan. Ya yani şu an sosyal medyada baktığımız zaman, ÖSYM'nin sitesine baktığımız zaman böyle bir şey yok. İptal kararı diye bir şey yok arkadaşlar. Merve demiş, hocam merhaba arkadaşlar, siz de fikrinizi söyler misiniz? Çok mutlu olurum. Bir şey soracağım. TYT günü kitapçığın barkodu çıkarın dediler. Ben bir sayfayı açıp geri hemen kapattım. Yani sorulara bakmadım. İptal olur mu sınav? Bir sıkıntı olur mu? Arkadaşlar, bu tip şeyler her zaman sınavdan sonra kafanızı kurcalar. Hele hele bir de sınavın çok iyi geçtiyse, sınavın iptal olması ile ilgili beynin sana sürekli komutlar gönderir. Tamam mı? Acaba burada mı, acaba kitapçığı mı kodlamadım? Ben şimdiye kadar arkadaşlar, şimdiye kadar bak, kitapçıkla ilgili de bazen geliyor. Acaba kodladım mı, kodlamadım mı? Şimdiye kadar kendi öğrencilerim içerisinde kitapçığını kodlamayan görmedim artık. Tamam mı? Yani bu bir paranoya. Bu bir paranoya. Tamam mı? Kesinlikle şey yapmayın. Kendi oğlumda da yaşadım. Baba dedi sınavdan sonra, işte ya ben kitapçı kodlamadım. Oğlum nasıl olur, nasıl eder dedim. Yok, kodlamadım. Sonra koşarak gittik sınav salonuna doğru. Ve dedi ki geçti artık, bir daha şey yapamayız. Sonra baktık ki sınavlar açıklandı, kodlamış. O yüzden bunların hepsi kuruntu arkadaşlar. Kafayı takmayın. Zeynep, merhaba hocam, ben hukuk istiyorum. Mesela 99 bin hukuk gelir mi? Yerleşebilir miyim? Şimdi bu geçen sene 70 binle aldı hukuk arkadaşlar. 70 bin aldı. En son devlet hukuk 70 ile aldı. Bir önceki sene de 28-30 bindeydi bu. Bakın aradaki uçuruma bakın. Benim bu seneki tahminim hukukla ilgili biraz araştırma yaptım ufak tefek. Yani 45-50 binlere belki gerileyebilir. Yani ilerleyebilir daha doğrusu, onu söyleyeyim size. Tamam mı arkadaşlar? 50 binlere falan ilerleyebilir. Yani bu mevzuda sadece ufak bir tahminim bu. Hocam demiş diğer arkadaşım, benim tercih etmek istediğim iki üniversite var ama ailem çok fazla tercih yapmamı istiyorlar. Fazla tercih yapmam. Buna gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü iyi yaptım. Bölümün olduğu az sayıda üniversite var. Sizce kaç tercih yapmalıyım? Aklımda tek bir bölüm var demiş. Şimdi benim kriterlerimde arkadaşlar, tercihlerde başarı sıralamasına göre tercih yapılmaz. İstek sırasına göre tercih yapılır. Bunu bir kabul edelim. Yani öncelikle arkadaşlar, istek sırasına göre tercih yapacak. Tamam mı? Neyi istiyorsan o bölümü öne yazacaksın. Önlere yazacaksın. Öbür türlü ondan sonrasındakileri yazıp yazmama meselesi. Bu tamamen sizin şahsi şeyinize bağlı. Birinci yılınız mı? İkinci yılınız mı? İkinci yılınız ise, bir sene daha hazırlanma şeyin yoksa, bence diğer tercihleri doldur. Ama birinci yılınsa düşünebilirsin. Ama yine de bu iyi neticeyi elde edebilir misin? Onu da bir kenara not etmelisin. Tamam mı? 20 Temmuz'da açıklanacak. Ya sizce kaç gün önce açıklanır, ya da tam 20 Temmuz'dan mı açıklanacak? Yani Ağustos'a, bence Ağustos'a da sarkabilir arkadaşlar. Ağustos'un birine de sarkabilir. 20 Temmuz, yani belli olmaz. Çünkü geçen sene çok geç açıkladılar. Geç açıkladılar. ÖSYM tabii bir tarih verdiyse o tarihte genelde açıklar. Ama yine de bir ufak açık kapı bırakmak lazım. Bence sıralamalar 2020'den kötü gelecek. Misal 20 binde olan 20 bin 4 bin olacak demiş. Benim kanaatim bu yönde değil. Ben 2019'da 2020 arasında bir değerin gelebileceğini düşünüyorum. Bu zaten sıralamalarımda da söylüyorum artık. Hocam her şey iyi, güzel, hoş da 72-75 yaptım. Şimdi de şöyle bir korku. Optikte gidip değiştirdiğim sorular var. Hadi bilgisayar yanlış okursa, başına gelen varsa lütfen. Ya bunların hiçbirini arkadaşlar bakın, bu teknolojiyle donatılmış. Zaten böyle binlerce insanın kağıdı var. Yoksa birbirinin içerisine çıkamazlar. Onlar ince hassas ayarlarla onları zaten okuyorlar. Hiç endişe etme. Hocam demiş, OBP 91, 86, AYT 57, sayısalım sizce ne gelir? Bu arada gözlüklerinize hayranım. Böyle iltifat olunca dayanamıyoruz, cevap veriyoruz arkadaşlar.
Yani ben hesapladığımda seninki 45 ile 55K arası gelebilir diye düşünüyorum ben. Tamam mı? Bir arkadaşım da demiş ki lan oğlum hoca söylese ne olacak? Hepsi Puangoyu açıp söylediğiniz netleri yazarak 2019'da 2020'nin ortalamasını söylüyorlar. Bunu kendin de yapabilirsin. Evet, bu arkadaşımız doğru söylüyor olabilir. Tabi buradaki öğrencilerin istediği şey şu. Ha bu aralıkta 2019'a mı çok yakın olur, 2020'ye mi çok yakın olur? Bir de öğretmenlerin, farklı öğretmenlerin tabi söylemlerini duymak istiyorlar. Ama haksız da değilsin belki yani. Birçok video izledim, rehber öğretmenlere sordum. Sayısal için 2019'a yakın olabilir diyorlar. Sonuçlar da bence gayet güzel olabilir. Selamlar hocam. Geçen yılda takip ediyordum kanalınızı. Geçen yılda sıralama aralımı doğru bilmiştiniz. 103, AYT 68, OBT 60 ve kırık olacak. Tahminim şu, ona göre hesapladım. Kırık OBP'n 60 senin. Ona göre hesapladım. Sonra. Tamam mı? Yani 60'ın üzerinden bir de kırık hesaplamadım. Senin kırık OBP'n 60 zaten. 27 ile 37K arası olabilir diye düşünüyorum. Tamam mı? Evet arkadaşlar, şimdilik sizlerden gelen sorular bunlar. Kanalıma aklınıza hangi soru tipi takılırsa yorumlar bölümüne atabilirsiniz arkadaşlar, yorumlar bölümüne. Oradan okuyorum ben muhakkak, yorumlarınıza bakıyorum. Onlara elimden geldiği kadar cevap vereceğim. Tamam mı arkadaşlar? Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beğenileri de atmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.